Ateş sarar, acı dolar yürekler. Yine koşar hasretlere ümitler. Sana hüzün sevgilerden armağan. Bir güneş batar, yok olur tüm sevdalar. Yine rüzgar karanlık yamaçlarda. Sana hasret gözyaşıyla armağan. Anne. Akın. Çok şükür Allah'ım. Çok şükür. İyisin değil mi oğlum? Bizi çok korkuttun. Günlerdir ne dualar ettim, ne adaklar adadım bilsen. Aklım iyileşsin, başka bir şey istemem diye yalvardım Allah'a. Sonunda sesimi duyup acıdı bana. Oğlum benim, oğlum. Artık iyisin değil mi? Hadi, hadi birlikte kahvaltı yapalım. Bir haftadır doğru dürüst bir şey yemedin. Hayır. Nereye gidiyorsun? Oğlumu almaya. Hayır! Akın! Akın! Şu muhasebeciden bir haber var mı? Emirlerinizi ilettik patron. Bir ses çıkmadı mı? Hayır Semih Bey, daha aramadı. Ne demek aramadı? Onun keyfini mi bekleyeceğiz? Siz niye aramıyorsunuz? Araya bir sürü şey girdi patron. Beklememizi söylemiştiniz. Bu kadar beklediğimiz yeter. İşi hızlandırın. Tamam patron. Bir an önce bitirelim şu işi. Galip Çelebi'nin çaresizliğini görmek için sabırsızlanıyorum. Ne dikiliyorsun öyle? Hemen bulun şu adamı. Emredersiniz patron. Sonun çok yakın Galip. Akın'ı biraz olsun tanıyorsan böyle bir şey yapmayacağını biliyorum. Siz de boş yere endişe etmeyin. Yavaş yavaş toparlanacak. Yine eski Akın olacak. Hadi ben çıkıyorum artık. Şirkete gitmem lazım. Bugün de mi çalışıyorsun? Maalesef. İşler yığıldı, beni bekliyor. Oğlum, ne olur çok yüklenme kendine. Bir de senin için endişelenmeyeyim. Vallahi bir süre yoğun çalışıp işleri toparlamam lazım.
Akın'ın durumu belli. Veysel'ler de öyle apar topar Bursa'ya dönünce her şey bana kaldı. Dur geçireyim seni. Hadi görüşürüz anne. Güle güle Galip. O testi yaptırmasaydım belki de bunu hiç bilmeyecektim. Önünde sonunda mutlaka öğrenirdim. Bunu bilemeyiz. Böyle bir şey uzun süre sır olarak kalsa da sonunda mutlaka ortaya çıkar. O gün öğrenmeseydim bile başka bir zaman, başka bir yerde gerçeği mutlaka öğrenecektim. Haklısın. Akın da sonunda öğrendi işte. Benim yaşadıklarımı şimdi o yaşıyor. Çektiğim acıyı çekiyor. Kendini yapayalnız ve aldatılmış hissediyor. Akın'la ilgili ne yapmayı düşünüyorsun Galip? Hiçbir şey. Eğer üstüne gidersem daha da tepkili davranacak. Bir süre kendi haline bırakmak en doğrusu. Ömerciğim, amcanla ne yaptınız bugün? Sinemaya gittik işte. Güzel miydi film? Çok güzeldi. Başka ne yaptınız peki? CD'ciye gittik. Amcam birkaç tane bilgisayar oyunu aldı bana. Anne, amcamı çok seviyorum. Keşke balım ablayla bebeği ölmeseydi. Amcam çok üzülüyordur, değil mi? Evet Ömerciğim, çok üzülüyor. Patron, biz burada ne arıyoruz? Bunlardan arıyoruz. Niçin patron? Galip'in işini bitirdikten sonra Hanzade ile uzaklara gitmek için. Hazırlığımızı şimdiden yapalım. Yolculuk öncesi telaş etmeyelim, değil mi? Haklısın patron. Günaydın. 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 Nerede kaldın Galip? Kusura bakma müdür, geciktik biraz. Hemen imzalaman gereken evrak var. Şu tekstil firmasıyla olan toplantıyı ertelemek zorunda kaldım. Cüneyt, holding yönetiminin Akın'a devri için işlemlere başla. Ne? Tekne 2001 model. 4'e 3 kat lamine akoji ağacından. Dışı epoksi ile kaplanmış. Boyu 25 metre. 2 x 1150 HP M2 makinesi var. Güzel. Nasıl, beğendiniz mi? Bu tekne uzun bir yolculuğu kaldıracak kadar dayanıklı mı? Kesinlikle. Tam da bunun için yapılmış bir yat. Önemli olan bu. Alıyorum. Yani holdingi Akın yönetecek, öyle mi? Akın bu iş için çok deneyimsiz. Bunu iyice düşündün mü? Sen dediğimi yap Cüneyt. İşlemleri hemen başlat. Anlamıyorum. Nereden çıktı bu şimdi? Cüneyt, bu aile meselesi. Akın Holding'in yönetim kurulu başkanı olacak. Gereken neyse derhal yapılsın, o kadar. Peki Galip, nasıl istersen. Thank you.
Holding'in başına geçmek istiyor. He? İnanamıyorum. Aslında Holding falan umurunda değil onun. Bizden intikam almaya çalışıyor. Öfkesinden niye saldıracağını bilemiyor. Dün geceki hali beni çok korkuttu anne. Hiç öyle görmemiştim Akın'ı. Ömer'in oğlu olduğunu öğrenmemeliydi. Galip bunu ona söylemeyecekti. Ama mecbur kaldı anne. Söylemeseydi atacaktı kendini. Bunu hazmedemeyecek diye korkuyorum Hanzade. O sorunlarla baş etmeyi beceremez. Çocukken de böyleydi. Böyle bir şey hazmetmek herkes için zor anne. Öğrendiğimde benim neler yaşadığımı hatırlamıyor musun? Ama sonunda kabullendim. Bu gerçekle yaşamayı öğrendim. Akın da alışacak. Zor da olsa atlatacak. Ömer Asaf'ı gerçekten seviyorsa bunu kabullenmek zorunda. Ne oluyor Akın? Yönetim kurulu başkanının odası burası değil mi? Gel. Galip Bey, belgeleri söylediğiniz gibi düzenleyip getirdim. Müsaitseniz imzalayabilir misiniz? Artık Çelebi Holding'in yeni yönetim kurulu başkanı benim. O yüzden bundan sonra imzalanması gereken belgeleri bana getirin. Muhasebeciden bir haber yok mu? Adamı aradık patron. İşi hızlandırmasını söyledik. Haber bekliyoruz. Biz hata ettik. Çok para verdik bu adama. Bir iş becermeden niye verdiysek o kadar parayı? Adamı bağlamak için verdik patron. İyi halt ettiniz. Bağladınız sanki adamı. Bak nasıl peşinden koşturuyor bizi. Hangi cehennemdesin sen? İş üstündeyim Semih Bey. Size çok ilginç haberlerim var. Ancak müsait olun. Bana bak muhasebeci. Sakın saçma sapan şeylerle beni oyalama. Yoksa seni pişman ederim. Semih Bey, inanın elimden geleni yapıyorum. Tamam, uzatma. Söyle bakalım, neymiş bu ilginç haber? Holding'in yönetim kurulu başkanı değişti. Galip Bey yönetimi kardeşi Akın Çelebi'ye bıraktı. Bak sen şu işe. Galip. Ne yapıyorsun? Yeni yönetim kurulu başkanımız odamı elimden aldı da. Anlamadım. Akın benim odama taşındı müdür. Anlaşılan Çelebiler'de işler iyice karışmış. Akın kazan kaldırıp yönetim kurulu koltuğuna oturmuş. O zaman planlarımız suya mı düştü? Hayır. Ekmeğimize bal sürüldü. Ama patron, bu durumda imzayı Galip değil kardeşi atmış olacak. Bu bizim ne işimize yarar ki? Çok işimize yarayacak. Bir taşla iki kuş vuracağız. Nasıl patron? Galip'i mahvetmek için kardeşini kullanacağız. Resmi işlemler tamamlanana kadar atılan her imzadan Galip sorumlu olacak. Akın daha dünkü çocuk. İşlere hakim değil. Atacağı imzanın başına neler getireceğini tahmin bile edemez. Şimdi harekete geçmenin tam zamanı. Kusura bakma Cüneyt. Akın yüzünden çok gerginim bugünlerde. Biliyorum Galip, önemli değil. Ben de Akın konusunda çok endişeliyim. Sence bu işin üstesinden gelebilir mi? Bilmiyorum. Yanlış bir şeyler yapıp şirketi zarara uğratabilir. O zaman işin içinden çıkamayız. Ben de endişeliyim. Ama şu anda Akın'ın isteğine boyun eğmekten başka çarem yok. Kendini toparlaması için belki de böyle bir şeye ihtiyacı var. Umarım olur olmaz şeyler yapıp bizi zor duruma sokmaz. Çok yorgunum Hanzade. Dün gece gözüme uyku girmedi. Yukarı çıkıp biraz dinlen istersen anne. Öyle yapayım. Biraz uyursam belki kendime gelirim.
Hoş geldin Akın. Gel, annem de burada. Girmeyeceğim yenge. Sana bir şey söylemeye geldim. Bundan sonra Ömer benimle kalacak. Ben nerede yaşıyorsam o da orada yaşayacak. Ya da ben onun olduğu yerde yaşayacağım. Akıncığım. Yenge. Akşama kadar kararını ver. Sorunlarla nasıl baş edeceğimi şaşırdım artık müdür. Senin de işin zor be Galip. Alo Hanzade. Galip, Akın buradaydı demin. Yoksa yine olay mı çıkardı? Olay çıkarmadı ama. Ama ne? Ömer'le birlikte yaşamak istiyormuş. Ne? Ya ben köşke taşınacakmışım ya da o bizimle yaşayacakmış. Delirmiş bu çocuk. Hemen geliyorum Hanzade. Tamam. Ne oldu Galip? Akın iyice saçmalamaya başladı. Ne yapmaya çalışıyor anlamıyorum. Hayatta tek istediğim seninle bir aile olmamızdı balım. Sen, ben, oğlumuz. Ama artık böyle bir şansım yok. İkinizi de kaybettim. Sen benim ilk ve son aşkımdın. Senin yerine başkasını sevemem. Sevmeyeceğim. Sen yoksan benim bir ailem olmayacak. Sensiz bu hayata katlanmamın hiçbir sebebi yok balım. Bir tek Ömer var. Benim kanımdan, canımdan, benden. Her şeyimi kaybettim ama onu bırakmayacağım balım. Tek ailem Ömer Asaf. Sımsıkı sarılacağım ona. Ne olacak peki şimdi? Bilmiyorum anne. Bilmiyorum. Şu halimize bak. Of. Duydun mu olanları Galip? Duydum anne. Ne yapmaya çalışıyor bu çocuk? Bilmiyorum. Ama artık bu gidişe bir dur demenin zamanı geldi. Böyle olmayacak. Ne yapacağız peki? Ömer Asaf nerede? Okuldan sonra arkadaşına gitti. Bu olanları onun duymasını istemiyorum. Bakıyorum hepiniz toplanmışsınız. Beni mi çekiştiriyorsunuz? Sen ne yapmaya çalışıyorsun Akın? Hakkım olanı alıyorum. Kararını verdin mi? Evet. Akın. Yeter bu kadar saçmalık. Sen karışma abi. Oğlum. Vazgeç bu inadından. Bak hepimizi perişan ettin. Daha hiçbir şey yapmadım anne. Ama mecbur kalırsam neler yapacağımı düşünmek bile istemezsiniz. Beni buna zorlamayın. Yoksa Ömer Asaf için babalık davası açarım. Perişan olmak neymiş esas o zaman görürsünüz. Akın. Oğlum.
El aleme rezil mi edeceksin bizi? O zaman dediğim olacak. Şimdi tercihini yap yenge. Sen Ömer'i alıp köşkte bizimle mi yaşarsın? Yoksa ben gelip sizinle mi yaşayayım? Tamam değil mi her şey? Eksik yok. Hepsi bu. Anne nereye gidiyoruz? Taşınıyor muyuz yine? Ömer'cim. Evet Ömer Asaf. Taşınıyorsunuz. Of ya, daha yeni alışmıştım buraya. Neden gidiyoruz ya? Çünkü artık hep birlikte yaşayacağız. Gerçekten mi? Evet Ömer'cim. Babaannenin yanına gidiyoruz. Yani artık tamamen barıştınız mı? Evet. Barıştık oğlum. Oley. Hadi o zaman hemen gidelim. Thank you.
Gel. Akın Bey, imzalayacağınız evrak var efendim. Ne oldu birden böyle? Bu kadar belgeyi imzalamamız gerektiren durum nedir? Her zaman yürüten işler Cüneyt Bey. Muhasebeden bu kadar evrak geldiğini hiç hatırlamıyorum. İmzalamadan önce ben de bir inceleseydim. Müdür Bey, yönetim kurulu başkanı olarak neyi imzalayıp imzalamayacağımı gayet iyi biliyorum. Semih Bey, her şey hazır. Düğmeye basabilirsiniz. Aferin. İyi iş çıkardın. Galibin ipi çekildi. Muhasebeci imzayı almış. Hadi siz de üzerinize düşeni yapın. Bitirelim şu işi. Emredersiniz patron. Yakında senin için her şey bitecek Galip. Bunu kardeşin Akın'a borçlusun. Ömer, yukarı çıkıp biraz PlayStation oynayalım mı? Yaşasın. Tek başına oynamak hiç zevkli olmuyor. Hadi o zaman. Bakalım bu sefer de beni yenebilecek misin? Seni mahvedeceğim amca. Yok ya. Ben şimdi sana gösteririm. Tamam. Ama hile yapmak yok. İçim hiç rahat değil Galip. Gel biraz bahçeye çıkalım. Üstüme bir şey alayım. Hay Allah ya. Yine gol yedim. Gördün mü amca? Kimse beni alt edemez. Tamam. Boyumun ölçüsünü aldım ben. Pes ettin değil mi? Ne münasebet. Yeni bir taktik geliştirip seni darmaduman edeceğim. Tabii. Bana bak. Senin dilin fazla uzadı. Ha? Senin dilin fazla amca, uzadı. Ya. Keserim o dili. Yine önce kabuk kuvvet mi kullanıyorsun? Ne yapayım? Seninle başka türlü baş edemiyorum ki. Keşke birlikte daha fazla vakit geçirebilsek. Evet amca ya. Seninle çok eğleniyorum. Babamla oynadığım zaman hemen sıkılıyor. Ömerciğim, istersen birlikte daha çok eğlenebiliriz. Mesela tatile çıkarız. Sadece ikimiz. Tıpkı iki arkadaş gibi. Ne dersin? Akın konusunda çok endişeleniyorum galiba. Ne zaman Ömer'le yalnız kalsalar onu anlatacak diye yüreğim ağzıma geliyor. Biliyorum. Ben de korkuyorum. Ne yapacağız Galip? Bu duruma bir çare bulmamız lazım. Bir bilsem. Bu olanlar onu çok yıprattı. Dengesi bozuldu. Ne yaptığını bilmiyor. Her şeyin sorumlusu bizmişiz gibi davranıyor. Baksana hepimize cephe aldı. Bir tek Ömer Asaf'a yakınlık gösteriyor. Akın için de çok zor Hanzade. Tek isteği bir aile kurmaktı. Ama hem balımı hem de bebeğini kaybetti. Şimdi Ömer'i sahiplenerek kaybettiği ailesinin yerini doldurmaya çalışıyor. Onu çok iyi anlıyorum. İnsan ailesini kaybedince boşluğa düşüyor. Kurtulmak için neye tutunacağını bilemiyor. Ben de o boşluğun içinde çok çırpındım. Peki nereye gideceğiz arkadaşım? Sen nereye istersen koçum. Gerçekten mi? Tabii. Yaşasın. O zaman ben hemen nereye gideceğimizi düşüneyim. Düşün bakalım. Buldum. Su parkına gidelim. Su parkı mı? Koçum o kolay. Ona yarın da gideriz. Gerçekten mi? Evet. Yaşa be amca. Sen asıl uzun bir tatil için nereye gideceğimizi düşün.
Artık üzülmeni istemiyorum Hanzade. O günleri sana unutturacağım. Tekrar bir aile olacağız. Hiçbir şeyin buna engel olmasına izin vermeyeceğim. Hem eğer istersen, oraları seversen, belki de bir daha hiç dönmeyiz. Hep orada kalırız. Ne dersin? Galip. Efendim anne. Bugün hakkında bir yemeğe çıkarsan, abi kardeş baş başa bir konuşsanız. Niçin? Niçin olacak oğlum? Ömer'le ilgili bu inadından vazgeçmesi için tabii ki. Annem haklı Galip. Oturup sakin bir dille konuşursan belki seni dinler. Akın buna hazır değil. Öfkesi daha geçmedi. Ne desem beni dinlemez. Ömer'e bir şey söyleyecek diye çok korkuyorum. Bu işe bir an önce bir çözüm bulmak lazım. Anne ne yapabilirim? Üstüne gittikçe geri tepiyor. Bilmiyorum Galip. Belki huyuna gidip alttan alırsan o da yumuşar. Anne iyi de daha ne kadar alttan alayım? Yeter ki toparlansın diye her istediğini yapmadık mı? Ömer'le yaşamak istiyorum dedi. Hanzade düzenini bozup buraya taşındı. Şirketteki işlerin başına geçmek istiyorum dedi. Tamam dedim. Odamı istedi, odamı bile verdim. Her istediğini yaptım. Daha ne yapabilirim? Ne yapacağız peki Gal? Böyle elimiz kolumuz bağlı bekleyecek miyiz? Akın buna hazır olduğunda onunla konuşacağım. Ama şimdilik yapacak bir şey yok. Biz onu ikna etmeye çalıştıkça o işi inada bindirecek. Allah'ım. Sen bize yardım et. Biraz kendi haline bırakalım. Acısı dinsin. Öfkesi geçsin. O zaman kendisi de yanlış yaptığının farkına varır. Hadi ben gidiyorum artık. Geçireyim seni. Görüşürüz anne. Güle güle oğlum. Kerim Bey, neden bunlar bu kadar düzensiz? Galip Bey sizi daha önce bu konuda uyarmıştı, öyle değil mi? Evet efendim. O zaman neden dikkate almadınız? Nedir bu karmaşa? Özür dilerim efendim. Ama malların çıkışı için Akın Bey'in imzası gerekiyordu. Evrakı hazırlarken iş biraz aceleye geldi. Bu mazeret değil Kerim Bey. İşi zamanında yetiştirmek için baştan savma yapacaksanız hiç yapmayın daha iyi. Haksız mıyım? Haklısınız efendim. Ama sizi temin ederim bununla ilgili bir sorun olmayacak. Bu evraktaki ihraç mandarı çoktan yüklenip yola çıktı. Hiçbir pürüz yok. Umarım dediğiniz gibidir. Çünkü bu aldığınız son uyarı olacak. Bir daha böyle hatalar istemiyorum. Bir daha olmayacak Cüneyt Bey. Ayrıca bundan sonra Akın Bey'in imzalayacağı belgeleri önce bana getireceksiniz. Benim onayımdan geçmeden hiçbir belgeyi imzalatmayacaksınız. Anlıyorum efendim. Hı hı. Hazade. Galip'le aranız nasıl? İyiyiz anne. Gördüğün gibi. Akın'ın bu yaptıklarına ne kadar üzülsem de... Bir taraftan sen yine bizim yanımıza döndün diye seviniyorum. Kendimi bununla avutuyorum kızım. Ben de burada olmaktan mutluyum anne. Ama keşke bu şekilde olmasaydı. Keşke. Ama olan oldu artık. Şimdi bununla nasıl baş edeceğimizi düşünmek lazım. Bizim yapabileceğimiz bir şey yok anne. Galip haklı, bu iş Akın'da bitiyor. Orası öyle ama... Yine de gözümüz üstünde olsun. Bu haldeyken onun ne yapacağı hiç belli olmaz. Gonca! Gonca! Gonca nerede? Mutfakta dur oğlum, ne oldu? Buyurun efendim. Gonca, Ömer Asaf'ın valizini topla. Akşama hazır olsun, tamam mı? Niye Akın? Hmm.
Ömer'le birlikte tatile çıkıyoruz yenge. Ne? Günaydın Galip. Günaydın. Biraz vaktin var mı? Var tabii, gel otur. Ne oldu? Sabah muhasebecinin Akın'a imzalattığı belgeleri gördüm. Evrakı inceledim. Hepsi çok karışık. İçinden çıkılacak gibi değil. Yanlış bir şeyler mi var Cüneyt? Biliyorsun Galip, Akın çok tecrübesiz. Atacağı bir imzayla farkında olmadan başımıza büyük dertler açabilir. Tahmin bile edemeyeceğimiz dertler. Her şeyi ayarladınız mı? Evet Semih Bey. Bir aksaklık çıkmasın da. Tamam Semih Bey. Akın, nereden çıktı bu tatil meselesi? Oğlumla biraz yalnız kalmak istiyorum. Bu tatil ikimize de iyi gelecek. Akın, ne olur böyle yapma. Senin biraz sakin düşünmeye ihtiyacın var. Gördüğün gibi ben gayet sakinim yenge. Oğlumla vakit geçirmek istiyorum diye bana deli muamelesi yapmaktan da vazgeçin. Bu benim en doğal hakkım. Bu kadarı da fazla artık. Biz huyuna gittikçe sen daha da huysuzlaşıyorsun. Artık çocuk değilim anne. Huysuzluk falan yaptığım da yok. Kızgın olduğunu biliyorum Akın. Haklısın da. Ama böyle davranmaya devam edersen Ömer'le ilgili çok yanlış kararlar almandan korkuyorum. Endişelenme yenge. Ömer senin olduğu kadar benim de oğlum. Ben de en az senin kadar onun iyiliğini istiyorum. O zaman bu tatil fikrinden vazgeç Akın. Şimdi hiç sırası değil. Ben kararımı verdim. Bununla ilgili tartışmak istemiyorum. Ömer'le bu tatile çıkacağım. Yeter Akın. Buna müsaade edemem. Senden müsaade istemedim ki anne. Akın! Bunun önlemini almalıyız. Haklısın. İşleri daha sıkı takip edelim. Akın'ın attığı her adımdan haberimiz olsun. Bunu ayarladım Galip. Akın'ın imzalayacağı tüm belgeler önce benim kontrolümden geçecek. Kerim'e de iyice tembihledim. İyi yapmışsın. İşi sağlama alalım. Sonra beklemediğimiz bir durumla karşılaşmayalım. Efendim? Galip. Akın delirdi oğlum. Ne oldu anne? Ömer Asaf'la tatile çıkacakmış. Ne desek laf anlatamadık. Ne tatili anne? Nereden çıktı şimdi bu? Ne bileyim oğlum. Akın'ın ne yaptığı belli mi? Nerede şimdi? Şirkete gideceğim diye çıktı. Tamam anne. Onunla konuşacağım. Artık daha fazla beklemenin anlamı yok. Bizi habersiz bırakma Galip. Tamam. Patron, adam geldi. İçeri alın. İyi günler Semih Bey. İyi günler. Şöyle geçin. Anlat bakalım. Nedir son durum? İşler istediğimiz gibi ilerliyor mu? Her şey yolunda Semih Bey. Planladığımız gibi. Akın Çelebi'den aldığımız imza işleri hızlandırdı. Bak, bu iş şakaya gelmez. Çelebilerin tırlarıyla 100 kilo eroin çıkaracağız ülkeden. Büyük parti yani. Eğer bir sorun çıkarsa başın büyük belaya girer ona göre. Hı hı, merak etmeyin Semih Bey. Söz verdiğim gibi işimi eksiksiz yaptım. Mallar tırlara yüklendi. Holding'in ihraç mallarıyla birlikte sizin uyuşturucular da yola çıktı. Güzel. Akın artık iyice kontrolden çıktı. Ne yapacağız? Akın'ı caydırmanın bir yolu olmalı. Akın her şeyi göz almış gibi görünüyor anne. Yani Ömer'e anlatacak mı? Bilmiyorum ama şu yaptığına baksana. Böyle bir zamanda neden Ömer'i tatile götürsün? Onu bizden uzaklaştırmaya çalışıyor. Yani Ömer'in hoşuna gidecek şeyler yapıp onu iyice kendine bağlayacak. Bari bu tatil fikrine fazla kaptırmasa kendini. O daha çocuk. Akın'ın yaptıklarının etkisinde kalacak diye çok korkuyorum anne. Thank you.
yere mi gidiyorsun? Hayır, seni bekliyorum. Yönetim kurulu başkanı oldum diye artık kapıda mı karşılıyorsun beni? Şakalaşacak durumda değilim Akın. Öyle mi? Çok kızım. Ben de aksine bugün çok neşeliyim. Bana bak Akın, ne yapmaya çalışıyorsun sen? Durup dururken nereden çıktı bu tatil meselesi? Bakıyorum haberler çabuk yayılıyor bizim evde. Aferin. İyi iş çıkardın. Elimden geleni yaptım Semih Bey. Eminim yaptıklarının karşılığını almak için sabırsızlanıyorsundur. Yusuf. Nasıl? Karlı bir iş oldu değil mi? Çok teşekkür ederim Semih Bey. Çok sağ olun. Bu para benim hayatımı kurtaracak. Öyle görünüyor. Çok teşekkür ederim. O zaman ben gideyim artık. Tekrar teşekkürler. Çok sağ olun. İyi günler Semih Bey. Şunun haline bak. Vıcık vıcık yalakalık akıyor her yanından. Yusuf, getir bakalım şunu. Buyurun. Patron, bir şey soracağım. Sor Yusuf. Bu kaset bizim ne işimize yarayacak? Adamı tehdit etmek için mi kullanacağız? Hayır Yusuf. Bu basit numaralar bana göre değil. Öyleyse ne yapacaksınız bu kaseti? Zamanı gelince öğreneceksin. Sana söylüyorum Akın. Ne tatili bu böyle? Akın! Ömer'le plan yaptık abi. Tatile gidiyoruz. Ne var bunda bu kadar yaygara koparacak anlamıyorum. Bana bak Akın. Hayır abi. Bu konuda bir şey söylemeye hakkın yok senin. Artık bana da Ömer Asaf'a da karışamazsın. Yeter artık be! Fazla ileri gidiyorsun. Bizi ne duruma düşürdüğünün farkında mısın sen? Bunun sorumlusu ben değilim abi. Sensin. Saçmalama Akın. Bir günah keçisi arıyorsun ama o ben değilim. İlle de birini suçlamak istiyorsan git annemle hesaplaş. Ne sen ne de annem hiçbiriniz umurumda değilsiniz be. Ne haliniz varsa görün. Ama bırakın da ben oğlumla huzur içinde yaşayayım. Akın! Çekil yolumdan abi. Artık söylediklerinin hiçbirine inanmıyorum abi. Sen bir yalancısın. Hasretlere ümitler, sana hüzün, sevgilerden armağan. Bir güneş batar yok olur tüm sevdan.